Merhaba arkadaşlar. Bugün SolidWorks'te bir tane çizim daha yapacağız. Bu çizimimiz bir tane flange parçası olacak. Bunu Instagram'da takip ettiğim SolidWorks sahnesi diye takip ettiğim bir tane kanalda gördüm. Bu parçanın çizimini yapıp daha sonra işte ansiste analizini yapacağız. Öncelikle parçanın çizimini bir incelediğimizde teknik resmini 32,30 mm çapında bir tane silindir var. Silindir katılanmış. Katılama yüksekliği 32,50 işte 30-42,10 mm kalınlığı var. 4 tane cıvata deliği açılmış. İşte metrik 3,5 cıvatası. Daha sonra işte öncelikle SolidWorks'e giriş yapıyoruz. İşte SolidWorks'ta ön düzlemde bir tane ön düzlemde sketch açıyoruz. Daha sonra bir silindir parçayı alıp işte ölçülendirmesi 32-30 32,30 mm olarak seçiyoruz. Daha sonra işte bunu katılandırma yapıyoruz. Katılandırma değerimiz 32,50'den 30-40 yani 2,10 değerimiz 2,10 olarak katılıyoruz bunu milimetre cinsinden. Daha sonra okey diyoruz. Bakıyoruz. İşte bunun tam orta noktasından tekrardan bir çıkıntısı var. Bunun kalınlığı da işte 2,75'lik bir tane kalınlığı var. Tekrardan işte bu yüzeyi seçip sketch komutu açıp İşte tekrardan buna karşıdan bakıyoruz. Yine tekrar işte 12,10 çapında bir daire oluşturuyoruz. Bu daireyi ölçülendirdiğimizde 12,10 olarak işaretliyoruz. Daha sonra bunu katılıyoruz. Extrude Boss'la. Bunun katılanma yüksekliği ölçmüştük. 2,75 olarak karşımıza çıkıyordu. Bunu 2,75 olarak katılıyoruz. 2,75 yüksekliğinde bir tekrar bir çıkış oluştu burada. Parçamızı devam ediyoruz. Tekrardan bu yüzeyin üzerine çap değeri 8,20 olan yüksekliği 27,65 olan tekrardan bir silindir ve katılama oluşturacağız. Bu yüzeyi seçiyoruz. Sketch başlatıyoruz. Karşıdan dik bakıyoruz. Tekrardan Circle komutuyla karşıdan işaretliyoruz. 8,20 idi. Akıllı ölçülendirmeye geçiyoruz. 20. Yüksekliğimiz 27,65'ti. Extrude Boss. 27,65. Katılama yapıyoruz. Bu şekilde oluşturduğumuzda şekil şu şekilde oluştu. Bu şeklin içerisinde bir boşluk var. İşte çap değeri baktığımızda 4,30 mm çapında en sondan en başa kadar bir içerisinde boşluk var. Biz bu boşluğu oluşturmasak biz buna diş açabiliriz. Biraz bu şekil değiştirelim biz. Bu flange bu şekilde ama bunun boşluğunu değiştirelim. Buralara diş açalım. Hatta diş açmayalım. Buraya kama boşluğu açalım kendimiz. Kama boşluğunu açtığımızda flange olarak kalsın. Bu içerisinde boşluk olmasın. Şu alt kısmı da iptal edelim. Sadece şeyler olsun. Tek direkt flange bağlantısı olsun. Bir güç aktarma flange olarak. O yüzden ona bir tane kama boşluğu açalım biz. İşte bu parçaya baktığımızda karşıdan dik baktığımızda parçanın şu tam üst yüzeyine bunu ortadan oluşturan olsun. Böyle tam bu uç noktadan şöyle bir kare oluşturalım. Akıllı ölçülendirme kama genişliğimiz 1,3 mm olsun. Kama yüksekliğimiz de 2 değil de 1,30 2,60 olsun. Tam yarıya geldiğinde böyle bir güç aktarma için bir şekil çiziyoruz.
Bunu içeriye doğru biz 27-65'ti uzunluğu. Biz bunu 15 santimlik bir kama oluşturalım. İşte bu şekilde oluşturduğumuzda işte extrude cut içeri yönlü. Bu tam boyu 27-65'ti. Biz bunu yapmayacağız. 15 milimetre olarak içeriye doğru. Bunu kesme yapacağız. Bu böyle kestiğimizde bir kama boşluğu oluşabiliyor. Bu şekilde oluşturduğumuzda parçamız şu şekilde olmuş olur. İşte en son buna cıvata boşluklarını oluştururuz. Karşıya skeç açarız alt kısmına. Karşıdan baktığımızda bir tane daire komutunu alırız. Bunu şeye uygun yapalım. Bu işte merkezden 10,85 uzaklıkta metrik 3,5 bir tane cıvataydı. Biz de aynı bu şekilde çizelim. Merkezden 10,85 uzaklığında. İşte circle komutuna geldiğimizde tam merkezden oluşturalım. İşte akıllı ölçülendirme ile 3,5 olsun. Merkezle de şu nokta uzunluğumuz 10,85'ti. 10,85 uzunluğumuzu verelim. İşte daha sonra bu merkezi buraya çakışık olarak işaretleyelim. Akıllı ölçülendirmeden çıktığımızda bu merkezi işaretleriz. Kontrol tuşuyla diğerini de işaretleyip sağ tık yapıp olarak işaretli dersek bu buraya tam aynı hiza olacak dikey olarak. Daha sonra bunu çoğaltırız biz. Bu çoğaltmayı da dairesel olarak çoğaltırız. İşte parametre olarak bu parçamızı seçeriz. 4 tane vidamız var. 4'ü girdiğimizde işte bu tam daire olarak çoğaltılır. Direkt bunu işaretleriz. Yani aynı parçadan aynı şekilde silindirik şekilde 4 tane köşesini oluşturur. Extrude cut içeriye doğru bunu kesme yaparız. Up to surface işaretlediğimizde işte bize yön olarak bu tarafı seçtiriyor. Bu yön seçme. Bu da yüzey seçme. Yüzey olarak da bu yüzeyi seçtiğimizde bu yüzeyin sonuna kadar veyahut yüzey olarak bunu seçtiğimizde bu uzunluğa gelebiliyor veyahut şu yüzeyi seçtiğimizde. Biz yüzey komutu olarak burası yeterli bize. Bunu seçtiğimizde yüzeyin sonuna yönü de buradan işte değiştirebiliyoruz. Bu tarafa veyahut diğer tarafa. Şu karşı kenarındaki bizim yönümüz işte şu yönlü olacak. Doğru yön. Direkt bunu yüz olarak da bu yüzü seçtiğimizde direkt deliklerimizi açabiliriz. Daha sonra delikler böyle. Başka yapabileceğimiz burada bir şey yok. İşte bu delikleri oluşturduğumuzda flange'imizi oluşturmuş oluruz. İşte parçamız bu şekilde oluşur. Bu bir güç aktarma flange olur. Flange'imizin bu kısmı diğer bir yapının İşte iç kısmına geçer. Bir tane ortada şey olur. Kama boşluğu olur. Bu şekilde yani bunu oluşturduğumuzda bunu ansise aktarıp analizini yapabiliriz. Şimdi SolidWorks'te işimiz bu kadar. Bunu kaydedip çıkabiliriz. Kaydetmeyi farklı kaydet olarak uzantısını ParaSolid olarak kaydederiz. Ansis için. Diğer normal için direkt save ol. Bütün parçayı kaydet olarak kaydederiz. Parçamız bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.